Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün yine Pınar'ın kaynağından programımıza devam edeceğiz. İnşallah 174. programı gerçekleştireceğiz. Bu sohbetimizde de yine dinimize, imanımıza, Allah'ımıza, Kur'an'ımıza saldıran bazı bayanların iddialarını cevaplamaya çalışacağız. Onlara daha doğrusu yani vicdanları varsa İslam'ın gerçeklerini anlatacağız. Onlar kendileri inşallah akılları, fikirleri, vicdanları vardır. O konuyla ilgili gerçekleri öğrenirler ve kendilerini düzeltirler. Böyle dini husumetten vazgeçerler. Şimdi bak, konuya girdiğim zaman meselenin de ciddiyetini siz de kavradınız. Şimdi bayanın birisi aslında bu ta 2020'de piyasaya düşmüş. Yani sosyal medyaya düşmüş. En sonunda bana kadar da getirilen bir mesele. Demek ki 2002'den 2 senedir bir hayli Müslümanın, bir hayli gencin böyle zihni bulandırmış, kafası karıştırılmış. Şimdi vatandaş şöyle diyor. Önce yazısını vereyim, sonra gerekçesini, neden öyle dediğini de anlatayım. Düşünsene, eşler kavga etmiş. Koca sinirle boşadım seni demiş ya da boş ol demiş. Kocanın siniri geçince tekrar evlenmeniz için kadına gidip belirli bir süre başkasıyla evli kalması lazım. Karınızın Hülle ile evlendiği kişiyle birlikte olması da şart. İyi mi? Soru bu. Bunu nereden getirmiş? Normal olarak ufak tefek nüans farklılıklarıyla da verilmiş olsa da meallerde evet, bu Bakara suresinin 230. ayetinden kaynaklanan bir hezeyan. Şimdi o ayette onlar şöyle yazmışlar. Ben biraz sonra gerçeğini anlatacağım size. Eğer erkek kadını üçüncü defa boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onu alması kendisine helal olmaz. Bu koca da onu boşadığı takdirde, onlar yani kadın ile ilk kocası Allah'ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa, tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın anlayan bir toplum için açıkladığı ölçüleridir. Böyle bir meal yazmışlar. Evet. Ve bu mealden de bu bayan ve bu kişi belki bayan da olmayabilir de hani sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden dolayı bayan resmi koyarak böyle paylaşmış. Bunu da 2-3 senedir sürekli oraya buraya yayıp duruyorlarmış. Evet, şimdi eleştirinin de bir insafı vardır. Onu söyleyeyim. Bizim programları izlediğiniz zaman biz kimseye hakaret etmedi. Yazılanları, çizilenleri çarpıtmadan, onun kaynağına inerek, kaynağını delil göstererek, onu malzeme yaparak eleştirme yapıyoruz. Mesela, yani bir tevhid mücadelesi veren kardeşiniz olarak, küfre düşmüş olanları, şirke düşmüş olanları, hiçbir zaman İlahlarına bile sövmeden, hakaret etmeden Allah'ın verdiği ölçüler çerçevesinde onların yanlışlarını ortaya çıkarmaya,
kendilerine bildirmeye gayret ediyoruz. Mesela Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili de çok eleştirilerimiz, çok uyarılarımız olmakta. Bunları da yani sokakta gördüğümüz bir Yahudi'ye, bir Hristiyan'a göre değil, onun davranışlarını baz alarak eleştirmiyoruz. Biz o kesimi de ellerinde kutsal kitap diye koydukları kitaplar üzerinden eleştiriyoruz ve hatta diyoruz ki kitaplarında böyle yazar ama kendileri böyle inanıyor mu, inanmıyor mu diye de yani bunu da merak ettiğimizi de ortaya koyuyoruz. Ama burada bu dediğimiz konuda resmen hani şöyle diyeceğim, resmen yani hani şey var yani bir sövme, hakaret, tahkir falan filan yani böyle o söz konusu. Şimdi burada boşanmış kadının tekrar eski eşiyle ilk evlenmesi noktasında bir eleştiri, bir tahkir var. Ama ben önce bunları çok net olarak açıklayacağım, bu konuyu çok öz olarak şey yapacağım. Sizler de değerli izleyicilerim, bu konulara iyi hakim olun. Şimdi bu boşanma, talak dediğimiz şeyi iyi anlamak için önce nikahı bilmek lazım. Talak nikahın bozulması demek. Onun için önce ben bir nikahı, nikah nasıl bir şeydir ve ondan sonra o nasıl hani oradan bozulur onu bileceğiz. Şimdi nikah, biz buna evlenme diyoruz. Hani nikah şahitliği olur, nikah dairesi vardır, nikah işlemleri vardır. Şimdi önce nikah olması için nikaha selahiyetli yani nikahlanmaya müsait bir erkekle bir bayan lazım. İslami ölçülerde. İslam'a göre bunun her ikisinde reşit olması lazım. İyi, kötü, güzeli her şeyi ayırt edebilmesi lazım. Nisa suresindeki ayete göre onların evini, damını, bir iş yerini vesaire idare edebilecek kapasitede olması lazım. Ve evine her türlü evini koruyabilecek bir düzeyde ve hani birikimde olması lazım. Ve bunun da olabilmesi için İslami ölçülerde kadın ve erkeğin önce yani bu evlilikle ilgili hayatla ilgili bir eğitime tabi tutulmaları lazım. Ve bu eğitim sürecinde, bu kurs süresince ders alacaklar, eğitim alacaklar. Sonradan da bunların evlenebilirliğine dair bir sertifikaları olacak, bir diplomaları olacak. Ne kadar net gidiyoruz şimdi böyle. Ve ondan sonra bu diplomalı kişiler evlenecekleri zaman hakime başvuracaklar. Hakim bilir kişiye havale edecek. Bilir kişi evet bu evini, damını, işini, gücünü doğu meydana getirdikleri çocuğu da idare edebilirler derse hakim onların nikahlanmasına izin verecek. Evet, nikahlanmalarına izin verecek. Olay bu. Peki nikah ne? Nikaha akit diyoruz. İcap ve kabul. Birisinin yani her iki tarafında şimdi daha modern şekilde ifade edeyim birbirlerine eş olarak kabul ettiklerini şahitler huzurunda bildirecekler. Yani ben onu hanımlığa kabul ettim, o da ben kocalığa kabul ettim diyecek ve bunun bir takım şahitler olacak ki en az iki. Hani bir nikah salonunda kıyılmış böyle bir yapılmış bir akitte yüzlerce şahit var. Aslında onların çoğunun zapta geçilmesi gerekiyor. Yani bu nikah olurken, bu akit olurken falan 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 kişiler vardı. Sadece nikah memurunun hani oraya getirmiş olduğu sağlı sollu kadının şahidi, erkeğin şahidi demek
yetmez aslında. Daha çok şahitleri orada not etmeleri lazım. Bu nikahta falan 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 şahitti diye. 10 tane, 20 tane, 50 tane yazabilirlerse çok güzel. Ve bir de bu nikahta İslami ölçülere göre mehir, onur bedeli dediğimiz bir şey daha olması lazım. Mehir olması lazım, tanık olması lazım, aleni olması lazım ve icap kabul yani sözleşme bağlayıcı düğümün atılması lazım. Nikah bu. Şimdi bunlar olurken hani demin dedim ki malını, mülkünü şey yaparken böyle bir ehliyet şey yaptığımız zaman şimdi İslam dininde yani böyle gençlerin evlenecek kişilerin mal varlığı dikkate alınmaz. Yani bu ehliyet dediğimiz zaman, evlenmeye ehliyet dediğimiz zaman rüşüt konusunda, rüşte ermişlik konusunda ekonomik yön dikkate alınmaz. Altını çizeyim, iyi anlayın. Evet, evi geçindireceği, çocuk bakacağı vesaire olur da ekonomik yön. Evi var mı? Evinin eşyası var mı? Geçimliği var mı falan filan. İslam'da bu dikkate alınmaz. Bunu da unutmayın. Neden alınmaz bilir misiniz? Çünkü evlenecek çağa gelmiş gençlerin evlendirilmesi kamunun görevidir. Onun evinin temini, evinin eşyasının, cehizlerinin düzülmesi, asgari geçim düzeyinde onlara geçimlik temin edilmesi kamunun görevidir de ondan. Evet, burada Nur suresinin 32. ayeti bunu amirdir. Topluma, ne diyeceğim, muhtarlık de, belediye de, öyle kaymakamlık de, valilik de, bakanlıklar de, cumhurbaşkanlığı de, Allah bu emri verir. Okuyorum ayeti. Ve sizden eşi olmayanları bir erkek kölelerinizden ve kadın kölelerinizden iyi olanları evlendirin. Kamu ya bu. Ha, bir şey dikkatinizi çekti değil mi? İslam'da köle yok dedin ama sen burada kölelerden bahsedin. İslam'da köle Müslümanlara yok. Ama kafirlerin elinde mümin, kadın, erkek, köle falan varsa özgürlüğüne kavuştur. Onları da evlendir. Evet, toplumda ve bunu bugün çağdaş şeye göre de bu köleliği şey yapıyorsa yaparsınız. Eğer bunlar fakir oluyorlarsa Allah kendi fazlından onları zenginleştirir. Allah yukarıdan altını, gümüşü yağdırıp da onların evini, damını şey yapmaz ya. Kamunun görevi dedik ya. O Allah yağdırıyorsa kamu onu yağdıracak. Bunu unutmayın. Şüphesiz ki Allah bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, en iyi bilendir. Evlilik de çok iyi bir şeydir. Çünkü normal evlilik yaşı gelmiş, ehliyete haiz olmuş ama ekonomik yönden zayıf olan kişiler kadınıyla erkeğiyle evlenmiyorlarsa, evet, onların toplumda yanlışa gitme olasılıkları yüksektir. Fuhuşa, zinaya, ifsada olabilir. Ayrıca toplumda taciz, tecavüz, böyle rahatsız edici şeyler söz konusu olabilir. Ama toplumun evlilik çağına, ergenlik yaşına ve ehliyetine haiz olan kişiler evlendirilirse bunlar ortadan kalkar. Gördünüz mü? İslam'da nikah bu. Evet, bu kamuya yüklenilmiş bir şeydir. Bu görev yapılırsa toplum fitneden uzaklaşır, fuhuştan kurtulur, topluma, huzura bir katkı olur. Şimdi nikahı anladık. Yeter bu kadar. Şimdi nereye geldik? Talak. Nikahı ne yapmıştık? Şahitler huzurunda, toplum huzurunda, ölen ehliyetli kişiler, evet ben falanı eşliğe kabul ettim diye karşılıklı beyanlarını yaparlar, sözleşmelerini yaparlar, imzalarını atarlar, oldu. Peki,
Arada geçim olmadı. Olur, tamam. Olur mu? Olur. Değil mi? Arada geçim olmadı. Ne olacak o zaman? O zaman da böyle bir huzursuzluk olduğu zaman yine kamu devreye girecek. Önce boşanmaya doğru yavaş yavaş gidiyorum. Bak iyi şey yaptım. Nedir o? Şimdi Nisa suresinin 35. ayeti var. Yani bu ayetleri bu sohbetten sonra kendiniz de iyi böyle bir inceleyin. Bak Allah hangi incelikleri, bizim için hangi hikmetleri ortaya koymuş, hangi ayetleri açıklamış. Ve eğer karı kocanın arasının açılmasından korktuysanız, o zaman bir hakem erkeğin yakınlarından, bir hakem de kadının yakınlarından kendilerine gönderin. Bu karı koca gerçekten barışmak isterlerse, Allah karı kocanın arasında geçim verir. Şüphesiz ki Allah çok iyi bilendir. Her şeyin iç yüzünü gizli taraflarında iyi bilendir. Evet. Demek ki bak İslam nelere şey. Karı koca arasında geçimsizlik var. Önce ne yapacak? Ona hakem gönder. Kim gönderecek? Kamu. Kamu oraya gönderecek. Onların arasında geçimsizlik olduğunu kendileri demezlerse komşuları ihbar edecek. Anaları babaları ihbar edecek. Bizim oğlanla kızın veyahut da bizim damatla kızın falan filan hani böyle aralarında huzursuzluk vardı. Hemen oraya iki taraftan bir hakem gidecek. Hakem önemli mesele. Gidecekler sorunu öğrenmeye çalışacaklar. Ve sorunu gidermeye çalışacaklar. Özellikle de bu hakemler var ya bunlar hani nikahın şahitleri vardı ya onlardan olursa bu daha bir farklı daha da bir güzel olur. Nikah unutmayalım özelliği toplumun huzurunda, şahitler huzurunda herkesin duyduğu ve herkese duyurulan bir şekilde yapılır. İlanla yapılır. Evet. Şimdi geldik. Huzuru hani bolma temin etmek için hakemleri yolladık. Olacak gibi değil. Boşanması lazım. Şimdi bu boşanma erkeğin hadi boş ol ben seni boşadım demesiyle boşanma olur mu? Olur mu öyle şey? Nikah kıyılırken toplumun huzurunda şahitler huzurunda yapıldıydı ya. Öyle değil mi? Şimdi bu tek başına birisinin sen git demesiyle özellikle erken hadi boş ol sen boşadım defol git demesiyle aile yıkılır mı? Boş olur mu? Olmaz. Şimdi düşünün. Gittiniz herhangi bir iş ile ilgili birisiyle sözleşme yaptınız. Karşılıklı imza attınız. Şahitler huzurunda noterde bir sözleşme yaptınız. Herhangi bir alım satımdır, bir ticari şirket, ortaklık vesaire falan filan. Nikah da ortak yaşam sözleşmesidir. Değil mi? Onun noterde yaptığınız sözleşmeyi bilmem hangi firmayla, hangi kişiyle falan filan ben onu tanımıyorum dediğin zaman oluyor mu? Olmuyor. Bir ihtar çekiyorsun. Hani hakemlik meselesi var ya. İhtardan sonra da hakime başvuruyorsun. Evet. Hakime başvuruyorsun. Hakim tarafları alıyor, inceliyor, kontrol ediyor, dinliyor. Meşru bir sebep varsa o önceki yapılmış sözleşmeyi akit var ya icap o da iptal ediyor. Hakim yapıyor. Şimdi bakın değerli kardeşlerim özellikle İslam'ı tanımayanlar, İslam'ı saldıranlar. Kur'an'ımızda özellikle ve özellikle bildiğiniz Talak suresi diye bir sure var. Talak. Şimdi bu talak
yani sözcüklerine falan fazla girmeyeceğim, anlamlarına, şeyi serbest bırakma, öyle değil, ilgilenmeme, şeyi koparma, aktif feshetme tarzında da bunu şey yapabiliriz. Ve belki biraz sonra da bu sözcüğün öz anlamını da size takdim etmeyi de düşünürüm. Ha. Şimdi hatta şöyle söyleyeyim, bağı çözme anlamına terim olarak ise kadınla erkek arasındaki evlenme aktiyle kurulan nikah bağının çözülmesi demek. Hukuki tanımı da bu. Lügata da uygun. Evet, ne dedim? Kur'an'ımızda boşanma suresi diye, talak suresi diye bir sure var. Talak suresini nasıl başlar biliyor musunuz? Ey peygamber! Kadınları boşadığınız zaman onları iddetleri için boşayın ve iddeti sayın. Ve Rabbiniz Allah'ın koruması altına girin, apaçık bir aşırılık, iffetsizlik yapmaları hali dışında onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Artık kim Allah'ın sınırlarını aşarsa kesinlikle kendine haksızlık etmiş olur. Bilmezsin, olur ki Allah ondan sonra bir iş ortaya çıkarıverir. Ayete iyi dikkat edin. Hitap kime? Peygamber'e. Burada tutup da mümine bir kişiye, ey vatandaş, hanımını boşadığın zaman şöyle boşa demiyor. Ey peygamber, kadınlar boşanacağı zaman şöyle iffet için, iffeti sayılacak. İddeti sayılacak. İddet, iddet. O ayrı bir şey. Ona başka zaman konuş, şey yaparım. Evet. Kime diyor Allah? Peygambere diyor. Ünlem kime? Peygambere. Peygamber kim? Orada. Kamu otoritesinin başı. Kişiye yok. Herhangi bir kişinin, tamam, unutmayın, herhangi bir kişinin tutup da durur dururken kendine ben boşadım, boşarım falan filan deme yetkisi yok. Olay bilir kişiden geçecek, hakimden geçecek ve hakim kararıyla bu iş bitecek ve hakim de onun iddetini koruyacak. Evet, buradaki muhataplar kim? İnsanların tümü ve kamu otoritesinin başı. Evet, şimdi nedir? Boşama yetkisi kamu otoritesine aittir. Ama bak bir şey söyleyeyim. Kadın ve erkeğin herhangi birisinin boşama yetkisi de yoktur. Fakat kadının da kocanın da her ikisinin de geçinemiyorlarsa boşanma hakları vardır. Yani bu Katoliklerde olduğu gibi değil. Hakime giderler. Biz sorunluyuz. Ve sorunumuz çözülemiyor. Daha başka yüz kısaltıcı şeyler de var, gerekçe. Onlara da girmiyorum burada. Bütün bunlar olduktan sonra ona gider, hakime başvurursun. Hakim bu hakkındır. Boşanma isteme hakkındır. Kimse kimseye ömür boyu eziyet çektirme şeyine de sahip değildir. Herkesin hakime gitme hakkı vardır. Hakim inceler, bilir kişiye şey yapar vesaire falan. Boşanması icap ederse boşanır. Boşanmayacaksa da Allah size mutluluk, saadetler ihsan etsin der, evlerine gönder. Bu toplumda biliyorsunuz hep suistimal edilen şeylerden biri. Bakın, şimdi bu boşanma oldu olur. Bunlar normal. Bir de bunu kötüde kullananlar var. Hani bayanlardan nafaka için ömür boyu onu süründüreceğim, buna eziyet edeceğim falan filan. Bunların suistimalleri var. Şimdi şöyle, burada genellikle Kur'an'a aykırı olarak İslam fıkıhçıları, onu da şey yaptım, onu belirteyim. Böyle kamu otoritesinden boşanmayı almışlar, erkeğe teslim etmişler. Şimdi niye erkeğe teslim etmişler? Onu da şey yapayım. Efendim, kadına verilmez. Yani niye verilmez kadına? Kadın erkeğe göre daha duygusal, kapılgan, alıngan, zayıf olduğundan, ayrıca evlilik kurumunun oluşmasında mehir, başlık parası gibi herhangi bir maddi harcama yapmadığından, kadına boşanması yetkisi verilirse
Bu yetkiyi düşüncesizce, çarçabuk ve çok kullanırmış. Ve bu evlilik için sürekli bir tehdit unsuru olurmuş. İşte bu nedenle kadına boşama yetkisi verilemezmiş. Kim vermiyor? Allah vermiyor. Allah kimseye vermiyor zaten. Hakime vermiyor yetkiyi. Onun için diyorlar ki fıkıh kitabı inceleyebilirsiniz. Bu gerekçeyle erkeğe verilmez. Ama şöyle bir şey daha demişler. Buna, onu da ben size söyleyeyim. Bir yumuşatma yapmışlar ama yine erkeğin vicdanına şey yapılmış. Onu da söyleyeyim size. Kadın nikah anında nikah senedine kendisinin de boşama yetkisinin olacağı, buna tefviz havale şey yazdırırsa kadının da boşama yetkisi olabilir. Ayrıca kocasıyla geçinemeyeceğine karar verirse kul aldığı mehiri geri vermek suretiyle gerekirse üstte kocasının memnun olacağı miktarda para, mal vermek suretiyle yani bir nevi haraç verecek öyle diyeyim kocasını da boşayabilirmiş bu şartla. Yani şu, haraç verme yönünde. Şimdi tazminat falan filan diye şeylerin böyle. Bunu da pazar kime? Onu da ne yapmışlar? Erkeğin inisiyatifine bırakmışlar. Gördünüz mü? İşin kötülüğü nereden geliyor? Veyahut da İslam'a saldıran kişiler neden saldırıyor kardeşim? Neden saldırıyor? Şimdi geldik. Olayı anladık. Hakim boşayacak. Hakim boşayabilir, gerekçeler olabilir. Şimdi bu boşanmalar nasıl olabilir ve bu vatandaşın da dediği şey nasıl gerçekleşebilir? Onu da anlatayım size. Şimdi bu konuyla ilgili, yani aile hukukuyla ilgili Kur'an'ımızda Bakara suresinde olsun, Nisa suresinde olsun çok ayet var. Ama hepsini bu sohbette benim size aktarmam mümkün değil. Şimdi bu boşanma ve bu hani hule dediği mesele var ya, o konuyu da vuzuğa kavuşturuyorum bu sohbette. Bakara 229-230. Boşamak iki defadır. Et talaku merretan. İki. Üç değil. İki. Bundan sonra ya örfe uygun herkese kabul gören bir şekil veya tutmak veya iyileştirmekle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız da sizin için helal olmaz. Hanım boşandığı zaman sana şunu harcadıydım, bunu harcadıydım, bana ödeyeceksin falan. Yok öyle bir şey. Ancak ikisinin de Allah'ın sınırlarını yapmamaktan korkmaları başkadır. Birbirlerine zulüm yok. Dostça, arkadaşça, Müslümanca öyle. Eğer artık siz kamu görevlileri bunların Allah'ın sınırlarını yapamayacağını korkarsanız, kadının fidye ayrılma bedeli vermesinde ikisine de vebal yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Artık bunları aşmayın. Her kim de Allah'ın sınırlarını aşarsa artık işte onlar kendileri kendi benliklerine haksızlık edenlerin ta kendisidir. Bakın bu aile hukuku ayetlerinde hep Allah'ın sınırları, Allah'ın sınırları, Allah'ın sınırları, sakın Allah'ın sınırlarını aşmayın. Aşarsanız zalimin ta kendisini diyor. Düşün. Ne kadar önemli. Şimdi boşama iki kereymiş. Nasıl? İki kişiyi evlendirdik. Evliler. Geçinler. Boşandılar. Hakime gittiler. Şartları oluştu ve boşandılar. Oldu mu oldu. Kadının bir de hani bekleme süresi var. Onu da falan bekledi. Bizim beyle, bizim hanım orada dullar. Sonra biraz düşündüler, taşındılar. Belki çocukları vardı onun yetkisine, şuyuna, buyuna falan filan. Evlendiler. Yine evlenmeyi düşünebilirler. Ve herhangi bir şeysiz, bakın dikkat edin, şartsız, şuursuz,
hemen anlaşırlar, görüşürler. Yeniden yine şahitler huzurunda mehirin tespitiyle yine de seçilinde yaparlar nikah memurluğunda falan. Yine de evlenirler. Hiçbir sakınca yok. Bu yani kadının iddeti bittikten sonra işte 4 ay değil, 5 ay, 6 ay, 1 sene neyse 2 sene müsaade evlenirler onlar. Bir sakınca yok. Yeniden evlendiler, nikah kurdular. Aynı ilk nikahtaki şartların hepsi geçerli. 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene geçtiler. Bu yine olmadı. Yine hakimin kapısını çaldılar. Biz boşanacağız dediler. Boşanma haklarını kullandılar. Boş ol, moş ol falan filan diye bir şey yok. Boşanma haklarını kullandılar. Hakimin kapısını çaldılar. Hakim de baktı. Meşru nedenleri var. Tamam. Hükmü verdi. Sizi ayırdık. Tamam boşandınız dedi. İkisi de mutallak. Bağımsızlaştı. İkisinin de bağı artık yok. Serbestler. Nikah yönüyle serbestler. Şimdi bundan sonra iki nikahta şey iki talakta gerçekleşti mi? Bakın iki nikah, iki talak. İki tane düğün düğülendi iki kere ve iki kere de bozuldu. Bitti. Normal şey bitti. Nikah kaçmış iki, talak kaçmış iki. O bitti. Ama şimdi hayat bu. Başka ne olabilir? Bakın şimdi. Eğer o kadını boşarsa artık bundan sonra o kadın ondan başka bir koca ile nikahlanmadıkça ona helal olmaz. İki kere evlendi, iki kere boşandı ya. Üçüncü de yeniden hani müracaat edip de yani şartları oluşturup da biz bir üçüncü nikahı da yapalım, evlenelim. O yok işte. O yok. O bitti. Ama ne olur şimdi ayette? Bu bakın şimdi eğer ki o kadın yani iki kere aynı kocadan boşanmış kadın bir başka erkekle evlenirse, evlenmiş olursa hayat şartları gereği. Ve ondan sonra eğer ikinci koca onu boşarsa Allah'ın sınırlarını yapabilecekleri zannettilerse birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir bal yoktur. Ve ondan sonra kadın evlendi ya, erken evlenip evlenmediği o noktalar önemli değil. Burada kadın çok önemli. Kadın normal şartlarda, bakın normal şartlarda bir başkasıyla evlendi. Yani eski iki kere nikah kıydı kocası değil de bir başkasıyla evlendi. Ve ondan da ayrıldı normal şeylerde. Yani hayatın gereği boşanması icap etti. 6 ay sonra, 1 sene sonra, 3 sene, 5 sene, 10 sene neyse böyle bir zaman dilimi şey yapmadan. Ondan da boşandı, dul kalmıştı. Ha. Evet. Şimdi işte o zaman tekrar üçüncü bir nikahı bunlar kıymalarında, evlenmelerinde her ikisine de vebal yoktur. Allah'ın bilip duran bir toplum için ortaya koyduğu sınırlar işte bunlardır. Ha. Şimdi burada, şimdi değerli dostlar, şimdi şöyle bir şey daha var. Bunu unutmayalım. Talak 3 değil, 2. Et-talaku merratan. Şimdi burada bu noktalarla ilgili bir başka şeyi size hatırlatayım. Bu ayet grubunun içerisinde bakın bu ayet grubunun içerisinde Cenab-ı Hakk'ın çok özel bir ifadesi var. Orada Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeyindir. Allah'ın verdiği kuralları eğlenceye, hüzüva, onlara malzeme yapmayındır. Burada yani kadının aşağılanması vesaire gibi şey söz konusu değil. Ve şimdi bir diğer noktayı da hani şöyle şey yapalım. Toplumda genellikle bu hüküm, İslam'ın öngördüğü bu hüküm bozuldu.
Nasıl bozuldu? Cahili çevreler ta ne zaman? Halife Ömer döneminden bu yana üç talak birleştirildi. Üç talakla boşadım. Üçten dokuza şart olsun, bilmem kim benden boş olsun falan filan de aileyi birden yıkma şeyleri söz konusu olmaya başladı. Bunu ilk icat eden Halife Ömer'dir. Goya o da toplumu bu şeylerden daha şey yapsın, biraz hani ürpersin de dikkatli davransınlar niyetiyle yaptı denir ki olmaz, Kur'an'a aykırı. Ve ondan sonra genellikle Anadolu'da işte adam sarhoştur veyahut da bilmem nedir, hanımına kızmıştır, kayınpederine kızmıştır, kayınına kızmıştır, bilmem ne. Üçten dokuza şart olsun, bilmem kim benden boş olsun. Tamam, yuva yıkıldı gitti. Üçten dokuz şart dedi mi, üç talak gitti. Ya üç talak gider mi şimdi? Bu talak neydi? Düğüm çözme demekti, değil mi? Allah iki defadır diyor. Bir defa üç demiyor. Onu da bir geçin. İki defa ben bir şeyi tek bir seferde yaparsam da, şimdi bakın bunu da unutmayın. Bunu ekstra anlatıyorum size. Nikah düğümünü çözüp atmak hakime aittir. Kişilere ait değil. Öyle üç talakla boş ver git. Öyle bir şey. Üç talak birden olmaz. Bu kalem. Ben bunu huzurunuzda kırdım. Gördünüz. Ben bunu iki kere kırdım desem, üç kere kırdım desem ne olur? Yalan olur. Yalan olur. Bir insanın üç defa boşanmış olması için üç kere nikahının kıyılmış olması lazım. Ve sürelerin, hani onların süreleri var, onların geçmiş olması lazım. Böyle akla, mantığa, Kur'an'a aykırı şeylerin hepsi ortaya getirildi. Bu bir. Şimdi gelelim bir başka noktaya. Neydi o? Burada diyordu ki bak şimdi iyi dikkat edin. Karınızın Hülle ile evlendiği kişi ile birlikte olması da şart değil mi? Kadını aşağılayacak bir şey. Herifin oğlu ben seni boşadım dedi diye orada bulundukları yerde saf, yarı akıllı, bilmem kim falan filan veyahut da para karşılığı bir adam kiralayacaklar. Ona diyecekler ki Nuhay'dan sen şu bir avradı nikahla, toplanacaklar bir odada kimse görmeden, kimse bilmeden. Üç kişi, beş kişi böyle bunlar ki ailenin taraftarları. O adama onu nikahlayacaklar, genç olduğunu düşünün vesaire. Şimdi ve o adam nikahına kabul edecek akşam. Sabah da geceyi nasıl geçirirlerse geçirsinler. Onlara önemli yok. Evlilikte de gecede normal aidat olması lazım. Ve sabahleyin ben bunu boşadım diyecek. Ve ondan sonra da onu alıp götürecekler kocasının evine. Bunu yapmaya hülle denir, hülle. Anadolu'da çoktur. Gerçi hülle yapıp da hanımı iade etmeyenler de var. Ben biliyorum. Müftünün birisi Konya'nın bir ilçesinde yapmış bunu. Bunu biliyorum. İsmen, cismen hepsini biliyorum. Hepsini de tanıyorum. Kadın aşağılık değil mi ya? Yani akıllı bir kadın olsa, mesela şimdi burada bu hülleye götürülüp bilmem ne de böyle, yani ne diyeceğim, aşağılanan bir kadın olsa benim bir suçum yok ki bu işte. Eğer birinin altına gidecekse onu götürmeyip kocasını göstermesi lazım. Birisinin altına. Affedersiniz yani. Gerçeği söylüyorum. Kur'an'ı iyi anlayasınız diye söylüyorum ya. İslam'ı bu kadar şey yaptılar. Bunları nereden çıkardılar dersiniz. Ve böyle şeylere, yani zındıklara mı diyeyim, ne diyeyim. Böyle yani kötü malzemeyi kimler verdi dersiniz. Neye verdi dersiniz. İşte bu yaşantılar verdi. Anlatabildim mi? Bu yaşantılar verdi. Kur'an'da böyle bir şey yok. Allah eğlence yapmayın diyor. Oyun yapmayın diyor. Ama bunu maalesef ve maalesef yani Kur'an'ımıza da getirdiler. Bu tip şeyleri hülle, hülle. Buna bir başka şeyle hile-i şer'iye denir. Onu da belirteyim. Bunu daha önce belki de hani Kur'an ve İslam sohbetlerinde Saç suresinde anlatmıştım.
Saat suresinin 44. ayetinde ayeti yamultup ayeti orijinal anlamından çıkarıp bir şey uydurdular. Ey peygamberin hanımı saçını satmış, bilmem ne yapmış, aşlarmış, kocasına ekmek getirmiş. O ekmeği nerede buldun? Paramız yoktu, pulumuz yoktu demiş. O da saçımı sattıydım demiş falan filan. O da ona 100 sopa vurmaya yemin etmiş. Sonradan da düşünmüşler, taşınmışlar. Bu 100 sopayı nasıl yapacaklar? Allah bunlara bir yol göstermiş, haşa. Haşa, haşa. Ama şeylere bakacak olursanız, bu rezilliklerin hepsi var. Ben çoğunu da Tebyinül Kur'an'da teşhir ettim. Evet. Allah orada o 100 tane sopa vuracağım demiş ya kocasına. Allah ona demiş ki şuradan hani bir ot çöpleri var ya ince böyle. Ondan 100 tanesini beraber bir liraya getir. Şöyle hanımına bir tıkla demiş. Yeminini yerine getirmiş olursun demiş. Ve ondan sonra da bu anlayış tefsirlere sokulmuş bu sahtekarlık yüzünden hile-i şerriye ortaya çıkmış. Ve Müslümanların hukukunda bu hülle gibi yani koruk karı koca arasındaki hani nikah meselesindeki rezillik gibi yüzlerce rezillik ortaya atıldı. Buna hile-i şer'iye yani kanunda hile yapma. Kanunu arkadan dolanma vesaire falan filan gibisine şeyleri var. Eğer yani bunların kaynağını şu bu falan şey yapan herhangi bir tefsirden ama Hakkı Yılmaz'ın da değil. Saç suresinin 44. ayetini oradaki şeylerini incelerseniz bunların hepsini de orada görürsünüz. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bunu da Eyüp Peygamber kıssasındaki şey yapın. Halbuki Eyüp Peygamber'le anlatılan kıssa o kadar şerefli, o kadar şey ki şimdi Eyüp Peygamber tabii çok çile çekmiş. Bana diyor şeytan tarafından zarar dokundu. Şeytan kim? Birinci mesele kendi fikri, kendi iblisi var ya çok açık gözlü gitmiş, tüccarmış, çok yatırım yapmış, batırmış, bitirmiş. Veyahut da o şeytan onun bir ortağı da olabilir, kötü bir adam. Kazık atmış ona, onu perişan etmiş, mahvetmiş. Bana zarar dokundu diyor. Tamam, bitti. Bir de şeytanın zararları var. Aman Allah, masallardaki gibi görsen. Allah da ona oradan iyi bir insan, sabırlı bir insan, sabırlı dediğim zaman yan gelen değil, mücadelesi veren bir insan. Allah ona yol gösterir. Hadi sen sulak bir bölgeye falan yere yerleş, orada baharat yetiştir ve baharat ticareti yap der ve ondan sonra da Eyüp o yaptığı baharat ticaretiyle eski halinden daha 100 misli hale gelir. Olayın orijinali bu. Ayetlerde anlatılan bu. Ama iş değişik. Orada ayetleri şey yapmışlar. Buradan da bir hile-i şerriye yani hülle dediğimiz şeyi ortaya çıkarmışlar. Evet değerli dostlar, ben zannedersem nikahı, talağın yönünü şeyi ve bu hülle denen rezaletinde aslının ne olduğunu size anlattığım kanaatindeyim. Eksiğim varsa, daha izaha muhtaç bir yönü varsa lütfen yazın, onları da size aktarmaya gayret edeyim inşallah. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.